Bazıları için ilginç gelebilir fakat bazı dilenciler çoğu kişiden daha zengin. Geçmişten günümüze dilencilik hep var olmuştur. İnsanların iyi niyetini fırsata çevirip meslek olarak dilenenlerin sayısı az değil. Bu videoda dünyanın en zengin dilencilerini göreceksiniz. Sahip oldukları serveti öğrenince şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Dilenci Ayşe. 2014 yılında hayatını kaybeden Ayşe teyze arkasında müthiş bir servet bıraktı. Kendisi dilenciydi. Tıpkı kız kardeşi ve annesi gibi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dilencilik yapan Ayşe, kendisi gibi dilenci olan kız kardeşi ve annesi öldükten sonra sokaklarda topladığı hemen hemen her bozuk parayı biriktirdi. Celebrity Network isimli internet sitesinin haberine göre annesi ve kız kardeşinin ölümünden sonra 90'ların sonunda Ayşe topladığı bütün paralarla altın almaya başladı. Ayşe öldüğünde arkasında 12 tane külçe altın bıraktı. Aynı zamanda Ayşe'nin 4 tane apartmanı olduğu ortaya çıktı. Ayşe teyzenin çocukları ise kendisinin apartmanlarında oturuyor. Ölmeden önce arkadaşları Ayşe teyzeye "Bu kadar varlıklısın, neden dilencilik yapıyorsun?" diye sorduklarında 100 yaşında ölen kadın "Zor zamanlar için hazırlık yapıyorum." diyordu. Altınların değeri ise 1 milyon doları geçtiği belirtildi. 2 numara Bharat Jain. Bildiğiniz gibi Hindistan'da pek çok dilenci var. Bunların bazıları ise kazandığı paraları gizliyor. Bharat Jain isimli bu adam da onlardan biri. Günlük 70 bin Hindistan rupisi kazanan adamın zengin olduğu ortaya çıktı. Aylık kazancı Türk parası ile 250 bin TL'yi geçmekte. Hindistan'da pek çok yönetici bile bu kadar para kazanamadığını açıkladı. İlginç olan ise evsiz olarak bilinen adamın bir dairesi varmış. Dairenin yanında da başka birine kiraladığı bir dükkan ortaya çıktı. Bharat Jain, iki çocuklu bir ailenin babası. Çocukları özel okulda okuması için dilencilik yaptığını söylüyor. Bu haber sadece Hindistan'da değil, tüm dünyada büyük yankı buldu. O artık Hindistan'ın en zengin dilencisi olmuştu. 3 numara Samhaji Kale. Dilencilerin kazandıkları parayı yatırım olarak tercih etmesi gerçekten ilginç. İşte bu adam dilenci diye bilinse de günde 1000 dolar kazandığı ortaya çıktı. Bu paraya hemen akıllıca bir hamlede bulundu ve kendine toprak satın aldı. Bununla da yetinmeyen adam kendine özel olarak 2 ev satın aldı. Dilendiği yerde bir apartman evinde kalan dilenci, bulduğu sıra dışı yöntemle genç girişimcilerin bile ağzını açıkta bıraktı. Hindistan'da polisin yetersiz olması, dilencilerin en büyük avantajlarından biri oluyor. Şüphesiz Samhaji Kale de bu avantajı kullanan birkaç dilenciden biri. 4 numara Sarvatiye Devi. Zenginin parası zürdün çenesini yorarmış, o yüzden bu kadından ne kadar bahsetsek de az. Yolda gördüğünüzde muhtemelen acıma duyusuyla hareket edip para vereceğiniz bu yaşlı kadın, Hindistan'da aslında oldukça lüks bir eve sahip. Milyonlarca insanın Hindistan'da derme çatma evde yaşadıklarını düşününce bu kadının başarısı gerçekten inanılmaz. Kendini garantiye almak isteyen Sarvatiye Dev, sigorta primini de ödemeyi ihmal etmiyor. 5 numara Profesör Irvin Corey. Hem profesör hem de oyuncu olan bu adam, geçmişte ülkesinde çok iyi tanınıyordu. Aslında paraya ihtiyacı olmayan ve 3,5 milyon dolarlık lüks bir evde oturan adamın topladığı paraları bağışladığı anlaşıldı. Günde 100 ile 250 dolar arasında dolaşan kazancının hepsini Küba'daki çocuklara ilan alan bir vakfa bağışlayan Corey, karısı öldükten sonra dilencilik yapmanın yalnızlığına çare olduğunu söylüyor. 97 yaşındaki adam, ünlü yönetmen Woody Allen, showman David Letterman gibi isimlerle çalışmıştı. 6 numara Hindistan'da isimsiz dilenci. Bu seferki dilenci Hindistan'dan fakat ismi bir türlü belirtilmedi. Yıllarca dilencilik yapan adam en sonunda ölü bir şekilde bulundu. Onun hakkında bilgi toplayan polisler dilencinin pek çok bankada hesabı olduğunu öğrendi. Ayrıca bu hesapların hepsinde yüklüce parası vardı. Toplam servetinin 2 milyon Hindistan rupisini geçtiği belirtildi. 7 numara Masu. Malana Han olarak da bilinen Masu, 60'lı yılların ortalarında her gün dilenerek geçirir. İlk başta şık kıyafetlerini giyen adam, daha sonra dilenci kıyafetiyle servetini olabildiğince daha da büyütür. Bunun sonucunda çok fazla kalanan Masu, kendine özel bir mülk satın aldı. İki evi daha ortaya çıkan Masu'nun bu bilgileri ölümüyle birlikte ortaya çıktı. 8 numara Fatma Muhammed Osman.
Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve Mayıs ayında ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un Elbast El-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu. Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu yıllardır dilencilik yapan kadının kendine ev edindiği araçta ise 4000 doların olduğunu tespit etti. Fatma'yı her gün kendi arabasıyla çarşıdan mahallede ev olarak kullandığı eski aracı ulaştıran Mustafa Han isimli adam da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi" diye konuştu.